Sence bir indie korku oyunu hem uzun, hem kaliteli, hem de güzel bir hikayeye sahip olabilir mi? Bence de öyle olması bir tık imkansız gibi duruyor ama bu oyun o konuda iddialı olduğunu söylüyor. Aslında öyle bir şey söylemiyorum. Ben etkili bir giriş olsun diye böyle bir şey uydurdum. Ama oyun uzun, yani bir indie korku oyunundan beklenmedik bir şekilde 20-30 dakikalık bir oynama süresi olduğunu düşünüyorum. Alttaki videolardan bakmadım kesin. Gördüğünüz gibi güzel müzik var. Abi bir oyunda şu eski böyle slow-mo eski müzik varsa oyun korkunçtur. Korkunç olmama ihtimali benim ucubeliğimle aynı oranlı. Ama çok yüksek oldu öyle. Onu bile yanlış söyledim. Aslında doğru söyledim, ben ucubeliyim. Ben değilim öyle. Bana Shokomane falan da diyorsunuz. Ben Shokomane de değilim. Shokon'un Allah belasını versin. Dünyanın en illet karakteridir. Keşke LoL'den kaldırılsa o karakter hatta. Yani hiç üzülmem. Neyse. Bu güzel müziğin eşliğinde bu güzel indie korku oyunu oynamaya başlayalım. Bu oyunda gizemleri çözmek için dedektif bıyığı bıraktım ve intro gelsin. İntro! Dur. Bu nasıl intro? Kim koydu lan? Evet, oyunun ismi Broken True. Tuhaf bir oyun gibi duruyor. Yani uzun ve güzel bir indie korku oyunu gördüğüm zaman ben heyecanlanmaya başlıyorum. Kendimi tutamıyorum. Ava William'ın oğlu Leo William kayboldu. Sayısız kez araştırıldı. Sayısız kez arandı. Bu olaydan 7 yıl sonra Ava Williams bir tane mektup aldı. Leo Williams'ın hakkında hiçbir şey bulamadıkları için onu ölü ilan etmişler. Çünkü 7 yıl geçmiş yani, adamlar haklı bir tık. Bence de. Bir dedektiflik şeyi sezdim ben bundan. Ben bu işte çok iyiyim, bıyımdan anlayacağınız üzere. Pekala, bunun hepsi bu kadar olmalı. Ben kimim? Kimle konuşuyorum? Uğradığın için teşekkürler. Yani ben Leo'nun arkadaşı muhtemelen şey diyor. Bunlardan birkaçını Leo almanı isterdi. Çok yakın arkadaşlarınız falan diyor. Yakın arkadaşınız ya, çok yakınlarınız diyor. Belki de babası falan ondur direkt. O kadar alakam yok olayla. Ama her neyse. Şimdi içeri gideceğim galiba. Dikkatli sür, tamam mı? Alright bitch, take care. Peace out. Ben demedim az karakteri. Bye bye. Niye o kadar agresif kapattı o kapıyı? Kutuları şeye koyalım diyor. Bana harbiden vermiş bu. Leo'nun birkaç tane eşyasını bana, birkaç tane değil pek biraz ama çok yakın olduğumuz için eşyalarından birkaçını bana vermiş. Arabaya bin. Arabayı ben sürersem çok sevineceğim. Broken mu? Açılışa bak! Woo! Written by Jordan Lindgren! Oh my god! Oh my god! Michael Jordan! Bak ben bu müzikten harbi böyle 1990'larda geçen bir dedektif hikayesi... Aldım verdim 7-7-7 de evlerine sok. Arabanın egzozuna sok. Bak şu an bu arabayı ben mi sürüyorum? Sol kırayım. Gece yarısı atıştırmalı mı istiyorum ne? Wow, 7-Eleven'ı 11-7 diye değiştirmişler. Giderken 11-7'a git. O baksana GTA 5 şey gibi. 11-7'a gidip birkaç tane cips alacakmışım. Canım abur cubur çekmiş. Gece araba sürerken bir anda nasıl... Ne oldu lan öyle? Bu yol neden bu kadar boş? Burada 11-7 olduğuna emin miyiz? Burada olması gerekiyor. Evet burada. Bak şimdi girişe bak. Ananesi. Abi araba sürme şeyini neden bu kadar güzel yapıyorlar indie korku oyunu yapımcıları ya? Bence 10 numara park ettim bu arada, bakayım bir. İndikten sonra kontrol edeceğim. Ben böyle park etmedim. İşte geldik, harbiden 7-Eleven değil, 11-7 oldu. Enter 11-7. Hey bro. Okay bro. Snacks. Cheddar cheese, Kenneth Corn, mushrooms. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren cips, mips falan filan. Sakız, çiğneme sakız. Abi cips yok mu burada? Bunlar ne? Oğlum bu ne salak bir dükkan, cips yok mu burada? Öyle mi olmuş? Yani ben burada cips mips göremiyorum. Ben mi yanlış anladım? Salak şey falan var. İşte kuru fasulye. Bu kadar büyük bir sakız neden var mesela? Bez var ama cips mips yok. Bana snacks yok herhalde. Ha burada bir şey var, dur. Bu içeceklerin hepsi çakma markalar diyor. Senin bayağı kriterlerin var Beriz. Slushy makinesi ketçaba bulanmış. Emin misin ketçaba bulandığına? Bence bir tık ketçap değil gibi o. Niye burada ketçap olsun bir de, geri zekalı herif. Abi ben yani bulamayacağım herhalde burada. Ha buradaymış, tamam. Dorito. Niye gülüyorum? Çünkü toz ayak parmağı demek. Niye böyle bir marka koyma tercihinde bulundu böyle? Doritos aldık. Beyefendi. İşte ayak kokmasının sebebi bu. Doritos. Hey! Ben bu cipsleri alacağım. Bir tane cips aldım bu arada. Alright! $2. Abi inanılmaz ya. Bir dakika bekle. O cips almak istediğin emin misin? Onun içinde çok az cips var. Hepsi hava. Niye böyle bilgi veriyorsun sen bana? Senin bana satman gerekmiyor mu bunu yani? Evet. Sana kendi markamı satmak istiyorum. Jordan's Jolly Jipper %0 hava %100. O nasıl olacak reis %0 hava? Paramparça olur lan cipsler. Reklam bile yapmış. İzleyebilir miyim? İlgilenmiyorum. Pardon. Reklamı görmek ister misin? Belki fikrin değişir. Çok merak ettim. Nasıl? Enter. Yes. Görmek istiyorum. Şu gerçekten çok merak ettim. Ben ikna aldım. Abi bu herif... Dur bir şey arıyoruz, orada bir şey arıyoruz.
Niye sonda öyle bir hareket yaptı abi? Çok tuhaf bir reklamdı. Ama alıyorum. What the fuck? Lütfen, lütfen satın al. Almak, yemin ediyorum ben ikna aldım. Alright. Teşekkür ederim. Sana 1 dolara vereceğim. Özel arkadaş indirimi. Abi yapma ya. Jordan normalde 2 cips birden 3 dolar etti. 3 dolar. Hatta sana bir şey veriyorum. Tip veriyorum. 10 dolar veriyorum sana. Bye bye. Jordan Jolly Chipper. Ben bu cipsten bir tık şüpheliyim ama o reklam beni yani çok açmadı. Telefon düştü yine ya. Oo! Ne oluyor oğlum? O ses ne? Neden? Arabaya bin. Ben mi süreceğim lan bütün yolu? Oy. İşte oyun dediğim böyle olur. Bu oyunun neden 30 dakika olduğunu da anladım bu arada. Kesin 20 dakika araba sürmekle geçecek. Buraya park et. Benim evim çok yakınmış. Ben Leon'un arkadaşıyım zaten doğru. Veya amcası mıyım diyeyim anlamadım. Şimdi bu kutuları evime koyacağım. Kesin Leon'un kutuların... Kutular? Ulan kutuları çalmışlar. Fucking hell man. Bloody hell. Hırsızlığa uğradım. Kesin o 7-Eleven'daki yavşak çaldı. Bir çocukluk kabusundan üzerinden hikaye öyle bulunmuş. Çocukluk kabusu üzerinden. Ben güzel bir hikaye göreceğime inanıyorum ya. Ben ne istiyorum? Yemin ediyorum hiçbir şey anlamıyor. Birbirini tokatladı bir şey. Bugün bu kadar televizyon yeter bence de. Jordan'ın cipsinden yedim mi? Yiyebilir miyim? Bir tane mi yedim sadece cipsinden? Ya yeterli bence. Çok kötü bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Well. Yatağa gitmeden önce kutuları açmam gerekiyor. Kutular derken reis o kutular arabada yoktu yani beni kandıramazsın. Tamam oğlum bu kutular çoğalmış dalga mı geçiyor? Çok fazla kedi maması. Ha bunların hepsi kedi maması. Bunlar kutular değil pardon. Kutular nerede? Kutular burada mı? Ha buradaymış. Kitap varmış burada. Başka? Çirkin kıyafetler. Abi ölünün arkasından böyle denmez be. Bence tarz. Ha bir oyun. Fort Borio. Bilgisayarımda bu oyunu denemeliyim. Posterler. Annesi vere vere bunları mı verdi bana? Dalga mı geçiyorsun ya? Çocuğun kilise birinden kıyafetlerini alıp bana vermiş. Oyunu denemem gerekiyor da bilgisayarım nerede benim? Bedroom'dadır herhalde. Sit down. Bu oyun benim başıma bir iş açacak ama. Fort Holt oyunun ismi. Wow. Ha ben 2D oyunları vallahi 2D oyun hiçbir 2D oyun bana zevk vermiyor ya. Ya ben neden bilmiyorum ama 2D yoldan gözümden düşüyor oyun. Kim bu? Interact. Bir seçim hakkın var. Neymiş o? Ne seçiyoruz? Ne yapıyoruz? Bu kadar mı? Devam edeyim bari yoluma. Bir dakika bu şey olabilir mi Leo? Leo'nun yaşadığı hikayeler. Leo ne yaşadı? Leo nasıl pandiklendi? Ben ihtimal veriyorum bunun olabileceğini şu an. Bu oyun biraz... Glory hell man! Bu yoldan devam etme. Tamam. Psych! Bitch! Beni kandırabileceğini mi sandın? Beni yoluma çeviremezsin oğlum sen. Öyle bir dünya yok ya. Bu yolda gitmeye devam edeceğim ve beni kimse durduramaz. Tabi biraz daha korkunçlaşırsan gitmekten vazgeçebilirim. Bu sesler ne abi? Bu niye gerilim müzik yükseliyor? Bu Welcome to the Game'de de çok geriliyordum ben. Oynamıştım onu zaman. Ben korku oyunlarını çünkü sadece video için değil zevkine de oynuyordum zamanında. Ama oyun çok zor ya. Ben öyle oyunları sevmiyorum. Benim için korku... Rambo konunun üstünü yürüyemem abi. Olmaz yani. Çok korkunç tipi. Nasıl yaptı bilmiyorum bu herifi ama. Tamam. Bir şey yapmadı. Bu konuşuyor. Diyor ki şeyli montlu adama dikkat et diyor. Montlu adam. Sana dikkat edeyim bence. Ben şu şekil şemalle nasıl birine dikkat etmem. Kaybolmuş. Ha, Welcome to the Game'i diyordum. Ben öyle zorlayıcı oyunları sevmiyorum. Hani oynamayı seviyorum. Gitmek zorunda mıyım ya? Zorlayıcı oyunları oynamayı seviyorum ama videosunu çekemiyorum. Çünkü böyle oynuyorum bak. Aynı bu şekilde oynuyorum. FNAF da öyle mesela. Ben FNAF'ı oynamayı severim aslında. Hani zorlayıcı challenge'ı var ama ben şu an niye konuşuyorum biliyor musun? Şerif'in yanına gitmemek için bahane uyduruyorum kendim. İşte FNAF'ta da işte atom pan... Abi yapma ya. Durdu. Benim karakter kendi durdu. Gidemiyorum. Jumpscare'e mi canım değil mi? Ne oluyor lan? Fena şeyler oldu az önce. Ben hissetmedim. He has broken through. Ne? Benim evim burası? O çıktı geçti diyor. O... Oyundan... Niye flashback yedim ben? Objective exit diyorum abi oyun. Glory hell man. Odandan çık görevim. Allah kahretsin ya. Ben böyle şeyler olmasını hiç sevmiyorum. Şu an oyunun iç... Ya oyundaki karakter oyunun dışına çıktı ya da ben oyunun içine girdim evet. Harika. Hiç hoş bir yerde değilim. Ve hiç hoş bir müzik çalmıyor. Beni hiç kendine çekmiyor şu an burası. Abi karanlık, dark world. Bu ne abi? Ne yazıyor orada?
Oyun şimdi başladı. Allah kahretsin, ben oyuna girmişim. Çok güzel. Tam da hayalimdi yani bir indie korku oyunun içine girmek. Bu 4 leveli bitir ya da ölümden daha beter bir kaderle karşılaş. Yani ben ikisinin de benim için hoş olacağını düşünmüyorum. Bu oyunu bitirmenin de benim için hoş olacağını düşünmüyorum. Ölümden daha beter bir kaderin de. Bölümü bitirmek için kapıyı bul. Tamam, basitmiş. Zaten dümdüz bir koridor ile ilerliyorum. Bir kapıyı bulmak çok zor olmaması gerek. Şimdi bu koridor 8'e ayrılıyormuş böyle. Ya yeter, daha bir şeyler yazıp durma. Durdura, bir de zorlu durdura beni. Ben kendim durmuyorum. Yaratıklara dikkat et. İşte orada beni kaybettin Reis. Ben çıkıyorum oyundan. Evet, dediğim oldu bu arada. 8'e ayrıldı. Kapı bu mu? Girdim mi ben buraya? Ha, şu an bir bölüme girdim herhalde. Evet. Oo, bizim karakterin yürüyüşü bir salaklaştı. Ne yazıyor burada? Köprüyü geçerken gözlerim yaşlıydı. Kendimin sadece suya dalıp boğulduğunu hayal ettim. Aslında kesinlikle böyle bir anlamı yok ama çünkü bu sözler saçma salak şey anlamlara çıkabiliyor. Ben tam bir dümdüz Türk çevirisi yap. Ne oldu şimdi lan? Bölüm mü geçtim? Az önceki yazının olayını mı yaşayacağım gerçekten ben ya? Allah kahretsin ya. Level 1 köprü. Oo. Ne bu? Abi köprü de yani altım zaten benim su. Su mu bu? Hey Allah. Gerçekten su var şu an altımda. Ve şu an bir indie korku oyunun içindeki bir suyun üstündeyim. Ve her an Kraken falan çıkabilir o suyun içinde. Köprü sallanıyor abi. Yemin ediyorum köprü sallanıyor ya da ben sallanıyorum. Tamam, bitti herhalde. Abi yapmayın. Abi yapmayın. Abi yapmayın. Abi. Abi arkamdan gelsin bari. Önümden niye geliyor? Oraya gitmem ki ben. Şu an önümden. Dikkatli geç yazıyor. Allah kahretsin. Ne olacak? Çok korkuyorum şu an yandan bir şey atlayacak diye. Acayip gerildim. Aşırı gerildim. Her an her yerden bir şey fırlayayım. Bak. Pek hayırlı olmayacak benim için ama bakacağım. Çok meraklı biriyim ben. Harika. Çık şuradan. Allah aşkına çık şuradan. Ya bakmasam da olurmuş aslında. Bizim karakter bir onu görünce bir hızlandı sanki ya. Bir kork... Benim derdim bana yeter Reis. Kolay gelsin. Biri boğuluyor orada ve umurumda değil. Abi ben şimdi anlamadım olayı. Leo kim? Leo nasıl kayboldu? Ve ben kimim? Arkamda biri geliyor! Gelme! Leo kim? Ben kimim? Ben niye indie korku oyunun içine girdim? Peşimde kim var? Sadece 3 soru. Gerçekten geliyor peşimde. Yoksa sadece ses efekti. Bence geliyor. Bence geliyor, evet geliyor. Ve görmeyi düşünmüyorum yani o herifi. Bir dakika, sona mı geldim? Lütfen sona gelmiş olun. Ben bu köprü pek hoşuma gitmedi çünkü. Daha ne kadar bu köprüde yürüyeceğim ben? Dedim ve bitti. Keşke başka bir şey istedim. Tamam, görevim bu kapıları bulmak benim. İlk görev tamam. Kaldı 3 bölüm. Lütfen 3 bölümü de başıma bir iş gelmeden tamamlayayım ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Buraya mı gireceğim? Amaç buradan gir oradan çık. Buradan gir oradan çık. Anladım. Anladım da nasıl oluyor anlamadım. Yine bölüm hakkında bilgi verecek bize şiir okuyarak. Şimdi ne diyorsun? Tom Thomas demiş yine. Kim olduğunu bilmiyorum bu herifin. Bazen gözlerimi kapattığım zaman onları tekrar açtığımda daha iyi bir yerde olmayı hayal ediyorum. Bunun farklı bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Tam olarak bunu kastetmiştir herhalde yani. Salak değilse. Burada gözlerimi kapatıp daha iyi bir yerde olmayı isteyeceğime eminim bu arada. Bu ne? Şifre mi o? Evet, kaç tane? Kırmızı, yeşil, mavi, sarı, tamam. Basit bir şifreymiş bu arada. Bu kadar kolay bir puzzle koymaman gerekiyordu benim karşıma Reis. Hadi bay bay, hadi bay. Uçuruz. Level 2. Level 2 daha yeni mi başlıyor? Allah belanı versin. Yemin ederim o köprüden daha korkunç bir şey hayal edemiyordum ve artık hayal edebiliyorum. O da burası. Merdivenler çok korkunç abi. Yemin ediyorum çok korkunç. Benim kabuslarıma giriyor merdiven. Gözlerini kapat diyor onu hemen gördüğün zaman. Neyle kapatıyoruz gözlerimizi? Left click. Onu gördüğüm an pat buna basmam gerekiyor. Merhabalar. Kimi göreceğim acaba? Bu ne abi? Çöp kutusu. Gittikçe nesneler falan gelmeye başladı. İlginç. İnşallah bir dahakine herif gelmez. Bence oyun bana mesaj verdi. Tam o çöp kutusunun olduğu yerde olacak adam. Ben hissettim. Bak şimdi izle. Bak bir şey, ne oluyor lan? Ben niye hopladım oğlum? Evet, bana mesajı verdi. O hoplatacak beni. Arkamda mı? Ben kimseyi görmedim bu arada. Vallahi kimseyi görmedim. Onu gördüğün zaman gözlerini kapat. Bu mu yani mesela? Missing. Kayıp. Lan bu herif sadece bana gerilim veriyor. Hiçbir yerde yok. Allah senin belanı versin adam. Hiçbir yerde yok o herif. Hiçbir yerde olmayacağına da eminim. Oyun beni gerdi sadece böyle. Gözünü kapat onu görünce. Allah kahretsin ya. Ben normal bir insan falan gelecek sandım. Oç. Bak sesler falan da kesildi. Bence bir keredek gelecekti o. Evet, bu adamın... Bir daha gördüm ve... Daha da kaymıştı falan. Dalga mı geçiyor?
Tamam, kayıpsın, tamam. Tamam. Tamam, en kayıp sensin birader. Tamam. Gözünü kapat mı diyor yani bana bu. Onları içeri alma. Kimi? Kimi içeri almayayım? Kim? Kim? Close the door. Close the fucking door. Eyle kapatıyormuşuz, Allah kahretsin. Gelme. Gelmeyin. Ya niye? Çok geliyorum ben bölümüm. Nerede? Pop Fray'den beri vardı böyle salak bir bölüm ya. Yapma, açma. Açma, istemiyorum. Oğlum hepsi birden açıldı. Pantolonumu fermuarında açayım, istiyorsunuz mu? Las burada günahlar yazıyor bu arada. İşte şey, kibir. Kibir. Slot ne lan? Slot'u ilk defa gördüm. Murat, öfke, plutoni, açlık, lust, arzu, greed, açlık, Dur artık. Bırakın beni. Rahat bırakın beni. Bitmemiş. Şimdi bitti mi? Hala bitmedi, Allah kahretsin. Bu arada slot'un ne olduğunu anlamadım. Tamam, bitti herhalde. Değil mi? Bitti mi? Puh. Kapı gelmiş, tamam. Dedim oda mı açılacak şimdi? Sam sevecek. Oyunu... Aa bir dakika, 3 var. 3'ün yanında kapı yok ve 4. yok. Başıma kötü şeyler gelecek. İşareti yani bu. Şimdi nasıl bir söz söyleyecek bize Tom Thomas? Evet Tom Thomas, seni dinliyorum. Karım ve ben boşandığımızda onun arkasından sürünürken karanlıkta benim arkamda sürünüyordu falan demiş de. Bu nasıl bir ünlü birinin sözü olabilir abi, dalga mı geçiyorum? Bence bu herif kendi uydurmuş sözleri, çünkü maaşa mantıklı açıklaması yok bu son sözleri. Abi Allah kahretsin, dalga mı geçiyorsun? Daha ne kadar korkunç bir şeye sokabilirsin beni. Harbiden level'lar yükseliyor yani. Ben hissediyorum o level'ların yükseldiğini. Level 3. Havalandırma. Başıma hiç hoş bir şey yer gelmeyeceğine eminim. Ne oluyor? Yapma. Yapma. Lütfen. Çok yakın. Ben niye böyle bir dakika, sürünmek derken bundan mı bahsediyordun? Şimdi anladım. Bir şey geliyor mu? Bir şey geliyor mu, ben görmüyorum. İyi ki görmüyorum. Görsem daha korkardım. Müzik giriyor sanki çok hoş bir şey oluyormuş gibi. Abi havalandırmada yaratıklar tarafından kovalanmak benim hayatımda deneyimlediğime götürüyor olabilir. Bir şey giriyor. No. Vay. Abi gerçekten kocaman bir şey geliyor. Ha bak, yine müzik geldi. Allah kahretsin. Çok yakın. Şimdi böyle bir yaratık varken böyle yavaş yavaş slow modu süzülemezsin abi. Çok yakın. Abi bu ne? Çok hızlı! Hayır! Hayatımda bu kadar gerilmemiştim. Ben niye hala bu kadar küçüğüm oğlum? Tamam, düşmüşüm. Neredeyim ben? Buraya geri gel. Dur. Naneyi yedim ben herhalde şu an. 4. yere girdim. Yani son bölüm, final bölüm. Belki Leo ne olduğunu öğrenebilirim burada. Tom Thomas, sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Gidip bulacağım. Kurgusal karakter. What the fuck? Süper Spy mı? Animasyon filminin karakterinin sözlerini mi söyledim? Veya senin ismin de mi Thomas? Ben anlamadım. Bittim. Oyun tamamlandı. Ha, bu oyunun yapımcısı The Man and the Goat mu? Ha, montlu adam söylemiş bunu. Montlu adam demiş ki bu sefer Tom Thomas değil. Oyunu bitirdim. Artık kendimi daha iyi biri gibi hissediyorum. Senin yapacağın oyunun ben hala Leo'ya ne oldu? Bence Leo bu oyunun 4. bölümünde takılıp kaldı. Stage 2 derken. Level 4. 4. dünya. Nasıl yani? Abi. Bayağı sıkıntı bir yerdeyim ben şu an. Oyun bayağı iyiymiş bu arada. Çok beğendim oyunu. Vazgeçtim. Etrafında dolaşsam bence bana bir şey yapmaz değil mi? Evet. Yo, illa konuşacağım mı? Konuş. Bizi kurtarabilecek tek umut sensin. Tom Thomas varlık tarafından şey yapıldı diyor. Bozuldu. Bu oyun da bozulmuş. Yaratık tarafından. Her level Tom Thomas'ın hayatında yaşadığı karanlık zamanların loopuymuş yani. Sürekli o döngü varmış. Entity yapmış bunu yani. Varlık yapmış. Hmm. O yaratık insanları bu oyuna çekip masum insanların acılarından zevk alıyormuş. Yani onlardan besleniyormuş. Ama Tom Thomas'ı geri getirirsen hepimizi geri getirebilirsin. Tamam, ben de o işi izle ve gör. Bu ne abi? Tom Thomas bu değil mi? Barney Gray. 5. 1992, 5 bilmem neden beri kayıp galiba, Ocak'tı. Ocak ya. 5 Ocak'tan beri kayıpmış bu kız. Veya erkek, anlamadım. Çok garip bir tipi var. Ya kaybolan insanları tek tek böyle görebilecek miyim? Bence Leo'yu da göreceğim burada. Bu kim abi? Bu başta konuştuğum herif değil mi? Charles Bull. 12 Eylül.
1993'te en son oyunu alırken görülmüş de bu yaşlı başlı burnak herif neden oyun alıyor ve bu tip ne, bu kafa ne, bu yapın, ben anlamadım. Oo, bir kişi daha var. Bence Leo net burada ya, ben eminim. Wow. Dave Owens. Ha, bu oyundaki kişiler tek tek kaybolan kişilermiş. Onlara dönüştürülmüş zorla herhalde. 3 Mayıs 1994 en son yatak odasında görülmüş. En son yatak odasında kim görmüş bunu peki? Oyunlarda gördüğümüz yaratıkların hepsi bir kişiye ait de bu niye bu kadar büyük? Bayağı koca yürekli biri herhalde bu. Bu Leo değil mi? Bence Leo bu. Evet, Leo Williams. 2 Mart 1995'te kaybolmuş. En son gölde oyun oynarken de bu tip şekil kemerle. Oğlum niye hep böyle bunların tipleri? Bu baştaki eleman değil mi? Daha niye geldi bu? Speak! Fuck! Kaybolan çoğu insanların çoğu aslında buraya geldi. Leo Williams'ı tanıyor musun? Aa evet, o bu oyunda şimdiye kadar en ileri gidebilmiş tek kişi. İkinizin yakın olma şansı var mı? Birbirinizi tanıyor olma şansı. O benim en iyi arkadaşımdı. 7 yıl önce kayboldu ve öldüğünü sandık. Pekala, o zaman ona yetişmene yardım edebilirim. Bu map'te bir tane şey varmış, hata varmış. Kapı spawn ediyormuş. Ve o kapı seni kendi dünyana kısa bir süreliğine gönderiyor. Burada bir kapı glitch'i varmış. Sürekli space spamlayarak yapılıyormuş. O glitch'i yaptığım zaman Leo'nun gittiği bölüme gidebilecekmişim ama kendi dünyama gittiğim için... Unknown error. Oh hell no. Kendi dünyama gittiğim için montlu adam beni pompalayabilirmiş. Öyle bir sıkıntı varmış yani. Bayağı küçük bir sıkıntı ama. Tamam, kısa bir süreliğine kendi bir dünyama geldim. Şimdi yapmam gereken bir şey var benim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Exit House. Şey, Leon'un yanına mı gideceğim anlamadım. Leon'un en son görüldüğü yere git. He, Leon'un en son görüldüğü yere gidip orada oyuna tekrar döndüğüm zaman Leon'un bıraktığı bölümde başlayacağım oyuna. Anladığım kadarıyla. Rahatlatıcı bir müzik eşliğinde araba sürüyor. Gözünü yolda tut derken. Neden? Neden? Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Hadi bir daha yap. Bir daha yap. Allah belanı. Man in the Code. Man in the Code bu oyunun yapımcısı, milleti kaçırıp veya Man in the Code Entity yani varlık, Tom Thomas oyunun yapımcısı onu ele geçirdi ve anlamadım ben. Muhtemelen son dediğim gibi yani Tom Thomas diye biri oyunu yaptı ve oyunun içindeki yaratık oyun yapımcısını ele geçirdi ve pompaladı. Ve sıra bende. Pompalama sırası yani. Pompalanma sırası değil. Abi burada gölün kenarında oyun mu oynamış bir Leo? Cidden mal mı acaba? Ne oluyor? Bilgisayarım oğlum, ne oluyor? İleri geri yapıyor bilgisayar. Oğlum, hızlandım. Ne oluyor? Bu oyun hiç beklediğim şekilde gitmiyor. Ne oluyor abi? Leo'nun kaldığı bölüme mi geldim? Aa, ikinci oyuncu oyuna katıldı diye yazı geldi lan altta. Yazı yazabiliyor musun? Küfür edeceğim çünkü Man in the Code. Ben suyun içinde miyim? Sanki bir suyun içindeymişim gibi bir hava aldım. Allah kahretsin. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Leon'un neden bu bölümde takılı kaldığı belli oldu. Ne olduğunu anlamıyorum çünkü. Abi. Leo? Lütfen bana yardım et Evan. Olmaz. Yapamam. Holy crap. Ne oluyor? Kapıda yemiyorum. Bir şey atlayacaktım zırtıma. Sesler niye gitti? Oh hell no! Ne yapacağım abi ben bunu şimdi? Cam barı falan çıktı. Error mü? Ha, bilinmeyen güç onu tutuyor. Hadi bir daha atış et. Hadi. Bir daha atış et. I dare you. Şaman'a ne yapmamı bekliyor oyun? Thomas'ı kurtarmak için bozulmuş ruhları kurtar. Tamam, 4 tane daha kurtarmam gerekiyor. Kim bu? Kurtardım ruh. Kimi kurtardım oğlum ben? Flashbang yedim ama ekran bembeyaz kaldı. Level 32 mi? Barney Green anasını. Bu salak labirentte Barney Green bulmaya çalışmayacağım abi, hayır. Baya baya bir yolu takip ediyorum ben şu an. Ama ben bunu kendi başıma hayatta yapamazmışım bu arada, bu ne? Barney. Seni buradan kurtarmamı ister misin? Bence istiyor gibi duruyorsun. Neden artık ilerlemek isteyeyim ki? Sadece başka bir levelde öleceğim. Seni kurtaracağım. Bana yardım edersen sana yardım ederim. Benim yardıma ihtiyacım yok ama ben burada kalıyorum. Seni eve götürebilirim. O zaman tamam deyip gelecek mi? Ev? Evet. Sadece bana güvenmen gerekiyor. Bana güveniyor musun? Güveniyormuş. Sana güveniyorum. Böyle 3 kişi daha mı kurtaracağım ben ya? Oo! Level soru işareti demençiye yani. Unutkanlık mı oluyor? Ne oluyordu? Carlos Bulu bul. Buldum. Carlos Bulu bul. Bul. Kaybolmuş hissediyorum. Seni kurtaracağım dostum. Rahat ol. Tamam. Bu şarkıyı çaldığım zaman hepsi yerine gelecek. Aaa! Style 91. Hatırlıyorum. Eskiden hep bu şarkıyı dinlerdim. Çocuklar hep bu sesini kısmam için yalvarırdı. Ve eskiden arkadaşlarımla kart oynardım bu şarkıyı dinlerken. Ha. Çok komik değil. Beni bırak. En azından ikinci. Tamam, böyle kurtaracaksam güzel. Bu anılar benim ruhumu ısıtıyor. Level 125. Depresyon. Oo, en sıkıntısına geldik. Dave Owens'i kurtar.
Onu bence ben bile kurtaramam gibi ama. Dave Owens. Neden eve yaklaşmıyormuşum gibi hissediyorum. Hello Dave Owens. Knock knock. Beni yalnız bırak. Hey man. Her şey iyi mi? Kapıyı bir açacak beyni yok Dave Owens. Hayır. Ne? Sıkıntın ne? Bilmiyorum. Sadece çok boş hissediyorum. Bu histen nefret ediyorum ve açıklayamıyorum bile ne hissettiğimi. Hey dinle. Bu adamı şu an gaz veriyorum ya. Her zaman güzel anlar olacak hayatta. Her zaman güzel şeyler hissedebilirsin. Oh yeah baby. Let's go. Let's go RPG'm. Ve sana temin ediyorum eninde sonunda her şey iyi olacak. Lütfen kendini izole etme. Senin için buradayım. Bu kadar basit miydi abi birini depresyondan çıkarmak? Bunu isterim aslında. Yalnız değilsin. Aslında yalnızsın. Bu oyundan çıktıktan sonra yine yalnız kalacaksın. Teşekkür ederim. Son kişi kim? Leo mu? En zor bence Leo'yu kurtaracağız. Level error. Gwensun safe zone. Leo'yu kurtar değil mi bu? Merhaba Leo. Sen Leo'dur herhalde bu ya. Kim olacak başka? Bu dedesinin mezarının başında duruyor. Evet Leo Williams. Unutuldun mu Evan? Beni hatırlayan var mı? Annen hatırlıyordu. Unutulmadın. Seni çok özledim Leo. Ve annen. Annesini niye söylemiyorsun ya? Bu kadar kolay mıydı Leo'yu kurtarmak? Eve gitmek istiyorum. 7 yıl sonra nereye gidecek ki? Amerika'nın cumhurbaşkanı bile değişmiştir 7 yılda. Niye 5 yaş yükseldi abi bu? Dalga mı geçiyorsun? Abi. Save Tom Thomas. Tom Thomas mı? Ruh ekle. Nereye ekliyorsun lan ruhu? Ha bunlara mı ekliyorsun? Ha tamam. Carlos Bull. Tamam şey. Tom. Tom Thomas ben dedim onu. Tom Thomas aslında entity. Entity ona arkadan. Evet. Tom Thomas oymuş. Ve şimdi ben bütün lavukları kurtardım. Sonuç ne? Ne oluyor yani Tom Thomas? Teşekkür ederim Evan. Ya ben ana karakterim. Gerçek bir ana karakterim ya. Sadece beni kurtarmadın. Hepimizi kurtardın. Şimdi hepinizi ailelerinize geri gönderebilirim. Bizimle gelmiyor musun? Sen oyun içine kal ya. Ben burada iyiyim. Entity'yi zaten öldürdün. Artık burada kalmak sıkıntı değil diyor. Artık burada mutlu olabilirim. Bizi bırakır mısın? Tom Thomas. Ama hepiniz için eve dönme vakti. Teşekkür ederim Evan. Size teşekkür edin lan. İşe girdiğiniz zaman her ay yüzer dolar bana ateşliyorsunuz. Hepinizin kapı açıldı. Görüşürüz beyler. Şarkı da güzelmiş bu arada. Harika bir oyundu. İndie korku oyunu şeyini klasmanını en üst seviyeye çeken bir oyundu. Ben yani ilk defa bir indie korku oyunundan mutlu ayrıldım. İlk defa değilsin ama nadiren yaşanan bir olay. Oyunu yapan her şey Jordan Lindgren'a. Oğlum herif tek başına nasıl yapmış lan bunları? Ha yüzleri şeyden almış. This person doesn't exist diye bir site var. Şey yapıyorsun. Oradan 69 derken o nasıl bir isim o? Orada rast site var işte. Tak enter'a basıyorsun sana rastgele bir yüz veriyor ama öyle biri dünya üzerinde yok. Bu bilgiyle videoyu bitiriyorum.